geç, kara geç, gelme, gelme. Kara 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 geç, kara geç, gelme, gelme, gelme. Kara geç, gelme. Daha senden gayrı gayrı aşığım mı yoktur? Daha senden gayrı aşığım mı yoktur? Nedir bu telaşın? Vay deli gönül, vay deli gönül. Hele düşün devri Adem'den beri, kimler geldi geçti say deli gönül. Hele düşün devri Adem'den beri, neler geldi geçti say deli gönül. Gördüm iki kişi kişi mezar eşiyor. Gördüm iki kişi mezar eşiyor. Gam gasaret gelmiş boydan aşıyor, boydan aşıyor. Çok yaşayan yüze yüze kadar yaşıyor. Gel de bu rüyayı yoy del gönül. Çok yaşayan yüze yüze kadar yaşıyor. Gel de bu rüyayı yoy del gönül. Mevlam kanat vermiş vermiş uçamıyorsun. Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun, kaçamıyorsun. Ruhsatı dünyadan geçemiyorsun, topraklar başına vay deli gönül.
Ruhsat dünyadan geçemiyorsun, topraklar başına vay deli gönül. Hepinize merhabalar. Emre Dayıoğlu ile Çalgılar programının bu bölümünde hep birlikte ruzba çalgısını tanıyacağız. Bu çalgıyı bizlere Umut Sülünoğlu tanıtacak. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben Umut Sülünoğlu. Öncelikle Ankara doğumluyum. Memleketim aslen Çorum, Sungurlu. Ve Türk halk müziği ile de küçük yaşlarda tanışma fırsatı buldum. Bağlama çalma merakı da yine 12-13'lü yaşlarda başladı. O zamandan bu zamana kadar da bağlamaya emek vermeye çalışıyorum. Şu anda hali hazırda TRT Ankara Radyosu bağlama sanatçısıyım. Tabii buraya gelene kadar çeşitli eğitim kariyerlerimiz de söz konusu oldu. Ben Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümü, İngiliz Dil Bilimi bölümünden lisansımı tamamlayarak mezun oldum. Sonrasında yüksek lisans eğitimim içinde yine aynı üniversitede açılmış olan Geleneksel Türk Müzikleri isimli bir yüksek lisans programında da yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Şu anda da hali hazırda hem sahne çalışmaları hem de kendi YouTube kanalım üzerinden hem enstrüman hem de çalıp söyleme geleneğiyle alakalı paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda eğitimci bir yanım da var. Bağlama dersleri vermekteyim. Albüm çalışmalarım oldu. Sevgili Uğur Önür'le beraber ortak bir albüm çalışması yaptık. Birinci albümümüz öyleydi. Sonrasında şu anda hali hazırda dijital platformlarda yayınlanmakta olan Heybe isimli bir albümüm daha var. Dinlemek isteyenlere. Kendimle alakalı söyleyeceğim bu kadar. Ruzba çalgısı hakkında bizlere bilgiler verebilir misiniz? Evet dostlar, bağlama köklü bir geleneğe dayanıyor ve sadece Türkiye toprakları ya da Anadolu topraklarında sınırlı değil ve geldiği kökene de baktığımızda Orta Asya'dan Balkanlara kadar süren bir yolculuğu var bağlamanın. Ve bağlamanın da hem yapısal özelliklerinin farklılık gösterdiği, kimi zaman coğrafi etkenlerin de bunda rol oynadığı, çeşitli yapılara sahip olan ailesi mevcut. Yani curasından, yani küçük sazdan tutun da büyük meydan divan sazına kadar arada çeşitlilik gösteriyor. Bu şu anda benim elimde görmüş olduğunuz bağlama Anadolu'da balta tekne, zaten teknesinden de görmüş olduğunuz üzere balta tekne, ruzba, ırızva, hımza, iki telli, hatta biraz daha küçük boyutta olursa da iki telli cura şeklinde de adlandırılıyor. Perde sayısı değişkenlik gösterebiliyor. Arzıya göre perde sayısını azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. İki telli curada alt telde ben tek tel kullanıyorum. Üst telde de tek kullanıyorum. Bunlar arzuya göre çift sıra kullanılabilir. Ve mızrap kullanmadan elle çaldığımız bir çalgı. Sevgili Umut Sülünoğlu, ruzba çalgısını geçmişten geleceğe kimlerin çaldığı hakkında bizlere bilgiler verebilir misiniz? Ruzba çalgısı az önce de bahsettiğim gibi, daha doğrusu bağlama ya da bağlamaya benzeyen diğer çalgılarda, örneğin dutar, domra gibi iki telli çalgılar, bu serüven oradan geliyor aslına bakarsanız. Geçmişten geleceğe gelirken de Anadolu toprakları sınırlar içerisine girdiğinde bu çalgıyı yörelere göre baktığımızda Teke yöresinde genellikle Ramazan Güngör usta karşımıza çıkıyor iki telli curasıyla beraber. Biraz daha doğuya gittiğimizde Kayseri Sarız tarafında da Nesimi Çimen büyük bir usta. Hatta yani bu çaldığımız düzene de Nesimi düzeni de deniyor. Alevi Bektaşi kültüründe bir hayli yeri olan bir çalgı bu. Cem Erkanlarında ya da herhangi bir şekilde nefes, duazi imam, değiş seslendirileceği zaman
dedelerin ellerinde kullanmış oldukları belli başlı bölgelerde, Alevi Bektaşi kültürünün yaygın olduğu bölgelerde bu sazı görmek mümkün. Nerede görüyoruz bu sazı? Genelde Anadolu'da Kayseri Sarız tarafında, biraz daha gittiğimizde Maraş, Elbistan, burada görebiliyoruz. Ve Akdeniz'e doğru geldiğimizde Teke yöresinde, az önce de bahsettik, Ramazan Güngör gibi iki telli cüre olarak da karşımıza çıkıyor. Geleceğe doğru birazcık ilerlediğimizde de çok güzel icracılar bununla alakalı çalışmalar yapmaktalar. Hatırladığım kadarıyla bununla alakalı da Ulaş Özdemir'in hem albüm kaydı hem de çok güzel bir tanıtımın söz konusuydu. Sonrasında hali hazırda bizler de, ya da benim akranlarım ya da sevgili müzisyen arkadaşlarım, bağlamaya gönül vermiş usta genç yorumcular da bu sazı bir hayli fazla sahada kullanmaktalar. Kayıtlarda, konserlerde. Hatta tını olarak normal bir tellenmiş bir bağlamaya eşlik açısından da çok zevkli, kulaklara hoş gelecek bir şekilde eşlik duyabiliyorsunuz bu sazla. Ya da solo olarak da çalınabiliyor. Erdal hocamız, Erdal Erzincan, son dönemde İki Telin İzinden diye bir albüm çıkardı mesela. Bunu çok güzel örnekledi. Biz de dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Ben de naçizane bu sazı severek çalmaya çalışıyorum. Sizce telli çalgı çalmak zor mu? Telli çalgı genel bir isim. Birçok çalgı telli. Ben ancak şöyle bir soruya cevap verebilirim. Bağlama çalmak zor mu? Çünkü telli çalgı denince bayağı geniş oluyor. Bağlama çalmak hem çok zor hem de çok kolay. Bunun ikisinin de sebebini açıklayayım. Bağlama, hali hazırda beyninizi böldüğünüz, iki elinizin de hem koordinasyon içerisinde ama aynı zamanda da farklı farklı çalıştığı bir durum söz konusu. Her enstrümanda hemen hemen olduğu gibi. Bu açıdan baktığımızda, teknik açıdan baktığımızda, evet, bağlama zor bir enstrüman ve günden güne de yeni icracılar ve bizlerin yeni keşifleri, eskiden zaten var olan ama yeni keşfettiğimiz çalım stilleriyle de bağlama durağan olmadığını, hep geliştiğini ve teknik anlamda da hep icracıyı zorlayabilen bir enstrüman olduğunu göstermiştir. O yüzden bağlama çalmak zordur, evet. Ama diğer yandan baktığımızda bağlama çalmak çok kolay. Eğer bu topraklarda yaşıyorsanız, türkü dinlemeyi seviyorsanız ve gün içerisinde dilinizden bazen türkü dökülüyorsa, mırıldanıyorsanız siz bağlama çalabilirsiniz. Bağlama çalmak sizin aslında gönlünüzün bir köşesinde yatıyor demektir. Elbette ki yetenek olması gerekir ama yetenek de istek ve çalışmayla işe yarayacak bir durum. Dolayısıyla bağlama çalmayı istiyorsanız bağlama çalmak kolaydır. Ruzba'nın akort düzenini bizlere anlatır mısınız? Elimdeki bu sazın ruzba diyelim, ırızva diyelim, hımza diyelim, iki telli diyelim, akort sistemi bu çeşitlendirilebilir. Ama genelde takip ettiğim kadarıyla kullanılan akort sistemi alt tel la, üst tel mi kullanılıyor. Yani beşli bir akort sistemi var. Genelde çalım da bu şekilde oluyor. Yani genelde duyurduğunuz sesler 5'li aralık, bazen de 4'lü aralıkta duyuluyor. Örnek verelim mesela. Burada şu duyduğumuz aralık 5'li aralık. Mesela 4'lü olduğunda da la re gibi, yine 5'li. Hatta yani aralıkta değişebiliyor yine gördüğünüz üzere. Akort sistemi bu şekilde. Tabii dediğim gibi az önce de arzuya göre de akort değiştirilebilir. Farklı akortlarda da çalabilir kişiler. Ruzba çalmak isteyen gençlerimize ve çocuklarımıza neler önerirsiniz? Şimdi ruzba, iki telli, ırızva, hımza. Bu çalgıya artık belki siz de bir isim verebilirsiniz. Bu çalgıyı çalmak istiyorsanız öncelikle bağlamayla alakalı ciddi bir fikrinizin olması gerekiyor diye düşünüyorum.
Çünkü bağlamanın daha rahat çalınabilen akort sistemleri, düzenleri var bence. Onlarla birazcık uğraştıktan sonra bu sazı elinize aldığınızda ben böyle yaptığım için böyle anlatıyorum. Şöyle bir his doğuyor. Yıllarca uğraşmış olduğunuz bir düzen var, düzen var, bağlama düzeni ya da birkaç düzen var. Sonrasında buna geçtiğinizde çok ya diyorsunuz ki bu da bağlama çok tanıdık ama kullandığınız parmak ölçüleri, pozisyonlar bakımından ve çalım stiliyle alakalı sizi zorlayabiliyor. Çünkü sadece iki tel kullandığınız bir bağlamada takdir edersiniz ki çeşitli melodileri çalmak diğer üç tel ya da işte farklı akortlarda üç telli sazları çaldığınıza göre daha zor olacaktır. Çünkü üç telle o sesleri çıkartmak birazcık daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Bir de o eski tınıları bu sazlarda alabilme şansını elde ediyorsunuz. Bununla beraber de o duymuş olduğunuz eski tınıları bu enstrümandan çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ben hep şuna rast geldim. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama ne varsa eskilerde var denilen şey bence çok doğru. Ben eskileri dinlerken derya deniz birçok şey keşfedebiliyorum. Elbette ki bu demek değildir. Biz çalışmayacağız, yeni şeyler keşfetmeyeceğiz ama önce geçmişi birazcık kurcalayıp oraları çözdükten sonra buralara gelmek lazım. Bununla alakalı da gençler önce geçmişi birazcık bence karıştırmalı. Geçmişe dair yapılan müzikle alakalı bir dinleme zevki edinmeli. Ve bu dinleme zevkiyle beraber bunu çalma ihtiyacı, taşıma ihtiyacı duymalı diye düşünüyorum. Ve bağlamayla alakalı da farklı girişimlerde kesinlikle bulunmalılar. Bir düzen çalıyorlarsa bir başka düzeni de araştırmalı, icra etmeye çalışmalılar. Böylelikle de yeniliğe de açık olmuş oluyoruz. Elbette ki enstrüman edinmek bir maddiyat meselesidir ama imkanlar dahilinde bu bence zorlanması gereken bir durumdur. Eklemek istedikleriniz var mı? Eklemek istediğim var. Ben bağlamanın birçok düzenini çalıyorum ve bununla beraber de bu düzenlerde çalıp söyleme geleneğini de icra etmeye çalışıyorum. Enstrümantal, çalgısal ezgiler de çalmaya çalışıyorum. Bu enstrümanla yapmış olduğum icralarda kesinlikle bu işin en doğrusu budur, böyle çalınmalıdır gibi bir duruşum, söylemim söz konusu değil. Ben bunu tamamıyla kendi gönlümden ve yeteneğim gönlümden geçtiği gibi ve yeteneğim el verdiğince çalabiliyorum ve çalmaktan da çok keyif alıyorum. Dolayısıyla bu sazla alakalı bir açlığım var benim. Onu doyurmaya çalışıyorum ve iki tel olmasına rağmen inanılmaz derecede doyurucu bir saz. Ben bir şeyler arıyorum. Onu bulmaya çalışıyorum. Bunu anlatmaya çalıştım sadece. Çok teşekkür ederim. Sevgili dostum Emre Dayıoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel işler yapıyor, çok değerli şeyler yapıyor ve bana da yer verdiği için kendisine de çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi Tokat Zile'den bir deyiş. Yaz bahar ayında geleyim derdim. Gelemedim gül yüz diyar, küstün mü? Yaz bahar ayında geleyim derdim, gelemedim gül yüzlü yar, küstün mü? Hudey 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 canan, küstün mü?
Haki paya yüzlü er süreyim derdim. Süremedim gül yüzlü yar küstün mü? Hudey 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 canan küstün mü? Haki paya yüzlü er süreyim derdim. Süremedim gül yüzlü yar küstün mü? Hudey 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 canan küstün mü? Selam ister Beytullah'ın kulları, dağlar gardır aşamadın belleri. Hudey 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 canan belleri. Yanaktaki yalgırmızı gülleri, deremedim gül yüzlü yar küstün mü? Hudey 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 canan küstün mü? Yanaktaki yalgırmızı gülleri, deremedim gül yüzlü yar küstün mü? Hudey 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 canan küstün mü? İşim gücüm zar idi, beni bu sevdaya koyan yar idi. Hudey 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 canan yar idi. Konuşmaya çok müşküller var idi, diyemedim gül yüzlü yar küstün mü? Hudey 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 canan küstün mü? Konuşmaya çok müşküller var idi, diyemedim gül yüzlü yar küstün mü? Hudey 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 canan küstün mü? Hudey 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 canan küstün mü? Emre Dayıoğlu ile Çalgılar programının bu bölümünde hep birlikte ruzba çalgısını tanıdık. Bu çalgıyı bizlere Umut Sülünoğlu tanıttı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Acaba yeni bölümde hangi çalgıyı hep birlikte tanıyacağız? Biliyorsunuz ki müzik hepimizin ortak paydası. Müzikle kalın, hoşça kalın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Geç kala geçiyor, gelme gelme. Kala 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 geç kala geçiyor, gelme gelme. Gelme. Kala geç kala geçiyor, gelme.